Gelmişken biz daha önce Hamdi Bey bilmiyorum hatırlarsınız ya yok fibroadenom barədə danışmıştık. Yani əməliyyata evet. Göstəriş evet. Barədə danışmıştık. Ve biraz önce Lahə Hanım da dedi ki bəzi hallarda hətta 2 il mütəmadi olarak yani müayinə eləmək vacibdir. Bunu bir qədər açar mısınız? Şöyle açayım. Fibroadenomlar tam 1:3'e denk gelir aşağı yukarı. Dolayısıyla biz fibroadenom olduğunu düşündüğümüz bir kitle görmüşsek onu ilk 2 sene daha sık aralıklarla takip ederiz. Neden? Çünkü fibroadenom olduğunu anlamak için 2 yol var. Bir tanesi onu çıkartmak ve patolojinin bakması ki bu zahmetli bir yol. Yani bir ameliyat ya da biyopsi yapmak demek maliyetli ve konforsuz bir şey. Halbuki onun yerine 2 yıl boyunca kısa aralıklarla 3 ay, 6 ay bakıldığında artık biz onda bir değişiklik olmazsa serhatlarında, kanlanmasında, doplerinde biz kani oluyoruz ki o fibroadenom. Dolayısıyla artık onu ellemiyoruz. Çünkü onu çıkartmaya, ameliyat etmeye gerek yok. Hele hasta bir de cevansa. Ama eğer hasta 40 yaşın üzerindeyse bu 2 yıllık takipler esnasında biraz kategorilerine göre görüntüsü bozuluyorsa, daha şüpheli hale geliyorsa o zaman zaten radyolog biraz 3'ten biraz 4'e çıkardım. Yani aynı alarm durumları gibi. O zaman da biz ne yapıyoruz? Hemen bir iğne biyopsisi yapıyoruz. İğne biyopsisi de gene çok kolay aslında. Yani hastaya hemen bir küçük lokal anesteziyle yaptığımız 15 dakika sonra evine gittiği bir işlem. Artık cerrahi biyopsi elden geldiğince yapmıyoruz. Mümkün oldukça yapmıyoruz cerrahi biyopsi. Çünkü önce diagnoz, yani sizin dediğiniz gibi biraz önce diagnoz tedavinin başlangıcıdır. Elinizde diagnoz yoksa kanıtlanmış, yani böyle belgeli, raporlu bir diagnoz yoksa tedaviye başlayamazsınız. Neyi tedavi edeceksiniz? Hangi hastalığı tedavi edeceksiniz? Dolayısıyla süt bezi herçengi artık günümüzde tanısı, diagnozu çok kolay. Yeter ki insanlar süt bezinde eline bir sertlik, berklik yani olduğu zaman olsun. Evet gelsin. Hatta diyoruz ki artık 40 yaşını geçtiyseniz hiçbir şikayetiniz olmasa dahi gelin biz bakalım. Hem size öğretelim, özü özüne muayenenizi öğretelim. Hem sizin fark edemeyeceğiniz şeyler varsa onu biz muayenede fark etmeye çalışalım. Hem de bizim muayenede fark edemeyeceğimiz kadar küçük şeyler varsa mikro tümörler, onları da radyolojinin yardımıyla, ultrasonla, mamografiyle bulmaya çalışalım sizin için.